Kuzey Kore, Pyongyang'da düzenlenen bir savunma fuarında yerel olarak ürettiği Cheonma 2, ana muharebe tankının yükseltilmiş bir versiyonu olan Tianma 2'yi tanıttı. Tianma 2, Alman Leopard 2A7-2A8 ile dikkate değer benzerlikleri içeriyor. Modern Batı ve ABD ana muharebe tanklarına oldukça benzeyen bir tasarım sergiliyor. Düzen, önde sol sürücü pozisyonu, ortada bulunan bir taret ve arkaya monte edilmiş bir güç paketi içeriyor. Tank, birincil silahı olan 125 mm'lik düz namlulu bir top için otomatik yükleme sistemiyle desteklenen 3 kişilik bir mürettebat tarafından çalıştırılıyor. Taret tasarımı artık modüler kompozit zırhı entegre ediyor ve kinetik enerjili mermilere ve şekillendirilmiş şarjlara karşı gelişmiş koruma sağlıyor. Modüler yapı, birçok gelişmiş ana muharebe tankının özelliği olan hasarlı zırh bölümlerinin sahada hızla değiştirilmesini sağlıyor. Ek olarak, patlayıcı reaktif zırh gövdenin önünü ve yanlarını kaplarken, tel kafes zırhı, roket güdümlü el bombalarına ve diğer şekillendirilmiş şarj tehditlerine karşı savunmak için arkaya takılıyor. En dikkat çekici güncellemelerden biri, İsrail'den Trophy APS ve Avrupa'daki benzerlerine benzerlikler taşıyan aktif koruma sisteminin entegrasyonu. Tianma 2'deki aktif koruma sistemi, tehdit tespiti için taretin her iki tarafında radar sensörleri ve gelen tank savar füzelerini ve mermilerini engellemek için tasarlanmış karşı önlemler içeriyor. Tankın savunmasını daha da güçlendirmek için karşı drone tank savar fırlatma sistemine de yer veriliyor. Geliştirilmiş taret ayrıca 12,7 mm ağır makineli tüfekle donatılmış uzaktan kumandalı bir silah istasyonu ve tank savar güdümlü füzeleri ateşleyebilen fırlatıcılar içeriyor. Tank, komutan ve topçu için savaş alanı farkındalığı ve angajman için panoramik bir görüş sistemine sahip. Tianma 2'nin tanıtımı, Kuzey Kore'nin küresel standartlarla rekabet edebilecek yerli askeri teknoloji geliştirmeye odaklanmaya devam ettiğini vurguluyor.